Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersinde cümlede 5 ne 1 ke konusunu öğreneceğiz. Hadi beraber bakalım. 5 ne 1 ke konusu nasıl bir konuymuş? Cümlede 5 ne 1 ke. 5 ne ne harfiyle başlayan soru kelimelerini ifade eder sevgili çocuklar. Bu soru kelimelerimizi görüyoruz sizle beraber. Ne? Ne zaman? Nereye? Bu nerede sorusu şu şekilde de olur sevgili çocuklar. Nerede? Nereden? Evet, nereye sorusunu nerede ve nereden şeklinde de sorabiliriz sevgili çocuklar. Diğer sorumuz nasıl? Ve niçin? Niçin sorusunu da neden şeklinde sorabiliriz. Şimdi örneklerimizle beraber bunların hepsini öğreneceğiz sevgili çocuklar. Yani cümlede 5 ne 1 ke, 5 tane ne, 1 tane k harfiyle başlayan sorular demektir. 5 ne ise ne, ne zaman, nereye, bu nerede ve nereden olabilir, nasıl, niçin. Niçin de neden şeklinde soru sorulabilir. Evet, bir ke ise k harfiyle başlayan soru kelimelerini ifade eder sevgili çocuklar. Bakalım sorularımıza. Kim? Kim? Kime? Kimden? Kimler şeklinde de sorulabilir sevgili çocuklar. Bir cümle ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim sorularından en az birine yanıt verebilir. Şimdi örnek cümlelerimizde bunları daha net anlayacağız, daha net göreceğiz sevgili çocuklar. Aşağıda verilen cümlelerle ilgili 5 ne 1 ke sorularını cevaplayalım. Serkan okuldan çıktıktan sonra basketbol oynamak için yürüyerek spor salonuna gitti. Cümlemiz bu şekilde. Bu cümlemizle ilgili şimdi 5 ne 1 ke sorularımızı sorup cevaplayalım sevgili çocuklar. Evet, siz de benimle beraber sorularımıza cevaplarınızı verebilirsiniz. Kim gitti? Evet, buradaki cümlemize göre sevgili çocuklar, okuldan çıktıktan sonra basketbol oynamak için yürüyerek spor salonuna giden kimdir? Serkan'dır. O zaman kim gitti sorumuzun cevabını Serkan gitti şeklinde verebiliriz. Evet, cümlemizde 5 ne 1 ke sorusun konumuzdaki bu cümlemizde kim sorusunu bulduk sevgili çocuklar ve cevabını verdik. Şimdi bakalım diğer sorularımıza. Ne zaman gitti? Tekrar cümlemizi okuyalım. Serkan okuldan çıktıktan sonra basketbol oynamak için yürüyerek spor salonuna gitti. Evet, burada zamanımız ne zaman gittiği cümlemizde burada verilmiş. Okuldan çıktıktan sonra gitmiş. O zaman şöyle diyebiliriz. Ne zaman gitti sorusuna okuldan çıktıktan sonra. Sonra gitti. Evet. Ben eminim siz de benimle beraber bu cevapları veriyorsunuz sevgili çocuklar. Evet, geldik sevgili çocuklar diğer bir N harfiyle başlayan sorumuza. Yani nereye gitti? Cümlemiz şu şekildeydi. Serkan okuldan çıktıktan sonra basketbol oynamak için yürüyerek spor salonuna gitti. Evet, nereye gitmiş? Nereye gitti sorumuzun cevabı spor salonuna gitti. Gittiği yer neresiymiş? Spor salonuymuş. Spor salonuna gitti. Evet, cümlemizin sonuna noktalama işaretinden noktamızı da koyduk sevgili çocuklar. Unutmuyoruz, cümlemizin sonuna noktalama işaretlerinden uygulananlarını koyuyoruz. Evet, diğer bir ne sorusundayız sevgili çocuklar. Nasıl gitti?
Cümlemizi hatırlayalım. Serkan okuldan çıktıktan sonra basketbol oynamak için yürüyerek spor salonuna gitti. Evet, siz de hemen fark ettiniz. Nasıl gitmiş? Yürüyerek spor salonuna gitmiş. Nasıl gitti sorumuzun cevabı da yürüyerek gitti olacak sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, geldik yeni bir N harfiyle başlayan sorumuza. Niçin gitti? Niçin sorusunu neden şeklinde de sorabiliyorduk sevgili çocuklar. Serkan spor salonuna niçin gitmişti? Neden gitmişti? Evet, sizi duyar gibiyim. Basketbol oynamak için gitmişti. Evet, basketbol oynamak için evet, Serkan'ın spor salonuna gitme nedeni basketbol oynamaktı. Basketbol oynamak için gitti. Evet sevgili çocuklar, cümlede 5 N 1 K konusunu yeni bir örnekle öğrenmeye devam ediyoruz. Banu Hanım sabah erkenden uyandı. Sessizce mutfağa gitti. Kahvaltı hazırlamak için buzdolabını açtı. Kahvaltılıkları masaya dizdi. Yumurta pişirdi. Yumurta hazır olunca çocuklarını uyandırdı. Evet sevgili çocuklar, yukarıdaki paragrafa göre 5 N 1 K sorularını soralım ve yanıtlayalım. Çocuklar, 5 N 1 K soruları okuduğumuz bir metni, bir cümleyi, bir paragrafı daha iyi anlamamızı sağlar. Evet, sorularımıza geçelim çocuklar. Banu Hanım ne zaman uyandı? Evet, ne zaman sorumuzun cevabı sabah erkenden uyandı şeklinde olacak sevgili çocuklar. Evet, ne zaman uyandı sorusunun cevabı paragrafımızda burada var sevgili çocuklar. Evet, diğer bir sorumuza geldik sevgili çocuklar. Banu Hanım nereye gitti? Evet, Banu Hanım uyandıktan sonra nereye gitmişti? Mutfağa gitmişti. O zaman buradaki cevabımız mutfağa gitti. Yeni bir sorumuz. Banu Hanım mutfağa nasıl gitti? Banu Hanım mutfağa nasıl gitmişti? Bir hatırlayalım bakalım paragrafımızı. Okuduğumuzu anlamamız için demiştik. 5 N 1 K soruları çok önemlidir. Banu Hanım mutfağa sessizce gitmişti. Evet, o zaman nasıl sorusunun cevabı sessizce gitti şeklinde olacak sevgili çocuklar. Nasıl gitti? Sessizce gitti. Evet, geldik sevgili çocuklar. Diğer bir N harfiyle başlayan sorumuza. Niçin? Yani diğer bir şekilde neden diye de sorabiliriz sevgili çocuklar niçin sorusunu. Banu Hanım niçin buzdolabını açtı? Evet, düşünelim. Banu Hanım kahvaltı hazırlamak için buzdolabını açtı demiştik paragrafımızda. O zaman şu şekilde diyelim. Kahvaltı hazırlamak için buzdolabını açtı. Evet. Niçin? Neden buzdolabını açmış? Kahvaltı hazırlamak için. Evet sevgili çocuklar. Bu sorularımıza sizler de benimle beraber cevap verdiğinize eminim. Evet sevgili çocuklar, geldik yeni bir sorumuza. N harfiyle başlayan sorumuza. Banu Hanım ne pişirdi? Evet, Banu Hanım çocukları için ne pişirmişti sevgili çocuklar? Evet, sizi duyar gibiyim. Yumurta pişirdi. Evet sevgili çocuklar, konumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Geldik şimdi kim sorumuza. Kim kahvaltı hazırladı?
Evet, kahvaltı hazırlayan kimdi? Banu Hanım'dı. Banu Hanım kahvaltı hazırladı. Evet sevgili çocuklar, bu paragrafımızdaki de 5 ne 1 k sorularını bu şekilde sorduk ve cevaplarımızı verdik. 5 ne 1 k soruları okuduğumuz metnin daha iyi, doğru ve kolay anlaşılmasını sağlar sevgili çocuklar. Ve metinlerde bazen 5 ne 1 k sorularının tamamının cevabı olmayabilir. Evet, örneklerimize bakalım sevgili çocuklar. Zeynep ödevini yapmak için kütüphaneye gitti. Buradaki sorularımızı buradaki cümlemize göre cevaplayalım. Bakın 5 ne 1 k sorularının tamamı olmayabilir demiştik bir cümlede. Burada da sadece 3 tanesini yani kim, niçin ve nereye sorularının cevabı olan bir cümlemiz var. Kim gitti? Evet. Evet, giden kim? Zeynep gitti. Niçin gitti? Ödevini yapmak için gitti. Siz de benimle beraber bunları cevaplıyorsunuz eminim. Nereye gitti? Kütüphaneye gitti. Evet, Zeynep'in gittiği yer neresi? Kütüphane. Kütüphaneye gitti. Gördüğünüz üzere çocuklar, burada kim, niçin ve nereye sorularının cevabı bu cümlemizde, Zeynep ödevini yapmak için kütüphaneye gittiği cümlemizde cevaplarını bulduk ve yazdık. Evet sevgili çocuklar, diğer bir örnekle konumuzu pekiştirelim. Adana bu yaz çok sıcak olacak. Evet, burada da neresi sıcak olacak? Adana. Ne zaman sıcak olacak? Bu yaz. Peki Adana nasıl olacak? Çok sıcak olacak. Evet, bu şekilde de 5 ne 1 k sorularımızın cevaplarını verebiliriz. Bu cümlemizde de sadece bakın neresi, ne zaman ve nasıl sorularımızın cevabı var bu cümlede. Yani az önce demiştik, bir cümlede, bir metinde, bir paragrafta 5 ne 1 k sorularının hepsi olmayabilir demiştik. Bu cümlemizde sadece 3 tanesinin cevabı var sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, örnek sorularımızla konumuzu pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niçin sorusunun cevabı yoktur? Evet, şimdi seçeneklerimize bakacağız ve niçin sorusunun cevabı olmayan seçeneğimizi bulacağız. Yağmurda ıslandığı için hasta olmuş. Niçin hasta olmuş? Burada niçin sorusunu sorabiliyoruz değil mi sevgili çocuklar? Evet, niçin hasta olmuş? Yağmurda ıslandığı için. Niçin sorusunun cevabı var sevgili çocuklar. B seçeneğine bakalım. Çok çalıştığından dolayı bütün soruları bildi. Niçin bütün soruları bildi? Neden bütün soruları bildi? Çünkü çok çalıştı. Çok çalıştığından dolayı. Burada da niçin sorusunun cevabı var sevgili çocuklar. Her hafta pikniğe gideriz. Burada niçin pikniğe gideriz diye bir soru sorabiliyor muyuz? Hayır, soramıyoruz sevgili çocuklar. Onun için niçin sorusunun cevabı olmayan cümlemiz her hafta pikniğe gideriz cümlesidir. Yani C seçeneğindeki cümlemizin niçin sorusuna cevabı yoktur. Evet sevgili çocuklar, geldik diğer bir örneğimize. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kim ve ne zaman sorularının cevabı vardır? Kim ve ne zaman soruların cevabını arayacağız sevgili çocuklar. Selim parka gitti. A seçeneğindeki cümlemiz. Kim gitti? Selin. Nereye gitti? Parka. Burada
kim ve nereye sorularımızın cevabı var sevgili çocuklar. Kim ve ne zaman sorumuzun cevabı yok, o zaman A seçeneğimiz değildir. Çorba çok güzel olmuş. Çok güzel olan ne? Çorba. O zaman burada sadece ne sorumuzun cevabı var. Amcam yarın sabah gelecek. Kim gelecek? Amcam. Ne zaman gelecek? Yarın sabah. Peki o zaman C seçeneğimizde hem kim sorumuzun cevabı var, hem ne zaman sorusunun cevabı var. O zaman bizim doğru seçeneğimiz C seçeneğidir sevgili çocuklar. Geldik diğer bir örnek sorumuza. 2 gün önce uçakla İzmir'e gittiler. Cümlesine bakalım. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Evet, ne zaman gittiler? 2 gün önce. Ne zaman sorumuzun cevabı burada var sevgili çocuklar. Niçin gittiler? Niçin gittiklerini, gitme sebepleri, İzmir'e neden gittikleri cümlemizde var mı? Yok sevgili çocuklar. Biz de cevabı olmayan seçeneği arıyoruz. Peki C seçeneğe de bakalım. Nasıl gittiler? Evet, nasıl gittiler sevgili çocuklar? Uçakla gittiler. Ama İzmir'e gitme sebepleri, neden gittikleri, niçin gittikleri bu cümlede olmadığı için B seçeneği diyoruz. Evet, diğer bir örnekteyiz sevgili çocuklar. Demir araştırma ödevini bitirdi. Cümlesinde renkli yazılan kelime aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Kim araştırma ödevini bitirdi? Demir. Nasıl bitirdi? Ne zaman bitirdi? Zaten bize burada sevgili çocuklar kırmızıyla renkli yazılan kelimemizin hangi sorunun cevabı olduğu konusunda soruyor. O zaman kim bitirdi sorusu kırmızı yazılan kelimemizi için uygun bir sorudur. Kim araştırma ödevini bitirdi? Demir bitirdi. Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle cümlede 5 ne 1 ke sorularını ve bu sorulara nasıl cevap vermemiz gerektiğini öğrendik. Başarılar diliyorum sevgili çocuklar. Diğer bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.